Ey hemşeriler, niçin uyanıp bu sefalet tozundan silkinmeye uğraşmıyorsunuz? Kabahat herkesten çok kendinizde. Siz, sizi bu cehalet ve geriliğe bağlayan fikirlere destek ve taraftarsınız. Cidden fikirlerinizi aydınlatmaya uğraşanlara sövüp onların iyi, yeni, besleyici, güzel telkinlerini adeta cinayet sayıyorsunuz. Onlar sizin cahilce kınamalarınızdan korkmasalar, lanetlemelerinizden çekinmeseler, kaç zamandır artık kangrene dönmüş, çürüyüp kokmaya başlamış bu derin gerilik yarasının kaynağını size pek büyük bir açıklıkla gösterecekler. Duyduğunuz her yeni fikre kızmayınız. Onları güzelce kabul için anlama kabiliyeti edinmeye uğraşınız. Merhabalar, Kitap Kulübümüzün bu ayki kitabı Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç kitabı. Yazarımız 1864 yılında İstanbul'da doğuyor ve 1944 yılında yine İstanbul'da 79 yaşında vefat ediyor. Çok çok üretken bir yazar. Yani yaklaşık 54 tane roman yazıyor. Bunun dışında makaleler, şiirler ve tiyatro oyunları da var çok sayıda. Hüseyin Rahmi Gürpınar yaşarken kıymeti bilinmiş, romanları satın alınmış, ciddi sayıda baskılara ulaşmış ve hayatını böyle roman yazarak sürdürebilmiş bir yazar. Ömrünün büyük bir bölümü, yaklaşık 30 yılı Heybeliada'da, adanın yüksek konumundaki evinde böyle biraz münzevi, yalnız sakin bir hayat yaşayarak geçiriyor. Bu dönemi çok üretken, çok fazla romanını bu dönemde yazıyor. Heybeliada'da çok sakin bir 30 yıl sürmüş yazar. Ama bu yıllar boyunca bu sakinlik, bu içine kapalı yaşam romanlarıyla çok örtüşmüyor. Romanlarında anlattığı karakterler her zaman çok canlı, böyle renkli, farklı karakterler ve karakterleri kadar sokağı da çok iyi anlatıyor. Oradaki çeşitliliği, inanılmaz bir gözlem gücü seziyorsunuz romanlarını okurken. Kitabın ismi çok ilginç geldi elime aldığımda. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç. Bu gerçekten bir kuyruklu yıldız olayının üzerine yazılmış bir kitap. Bu kadar evinden çıkmayan ve yaşadığı, kitabın yazıldığı dönem düşünülürse 1912 yılında televizyonun, hani bırakın televizyonun, radyonun ve başka hiçbir iletişim yolunun bile olmadığı bir çağda, sadece gazete var sanırsam, dünyada oluşan olayları, işte kuyruklu yıldız olayını, Halley kuyruklu yıldızından bahsediyoruz. Bu kadar detaylarıyla bilmesi, halkın üzerindeki etkisini bu kadar iyi anlatabilmesi, hiçbir iletişim kanalı olmadan bunları biliyor ve anlatıyor olması gerçekten çok acayip. Hüseyin Rahmi Gürpınar benim ilginç yaşam öyküsünü bildiğim ve bu sebeple de onlarca eserinden okuyabildiğim kadar çoğunu okumak istediğim bir yazardı. Ama buna rağmen bu okuma serüveninin henüz çok başındayım. Hüseyin Rahmi Gürpınar bu kitapta da, diğer kitaplarında da kadın erkek ekseninin hep kadınlara daha yakın tarafında duruyor. Ve bu kadınlara duyduğu sempatinin dışında ayrıca bu kitapta kadın zekasına da güzel bir vurgu yapıyor. Bu haliyle de benim çok hoşuma gitti kitap. Kitabın baş karakteri İrfan'la onun o kof kendini beğenmişiyle güzel dalga geçen, onun dersini ince zekasıyla çok güzel veren baş kadın karakter arasındaki ilişki mektuplar üzerinden anlatılmış. Bu mektuplaşmalar dışında bu eski İstanbul'un sokak arası diyaloglarına da yer verilmiş kitapta ve böylece o bir Hüseyin Rahmi klasiği olarak eski İstanbul naifliğinin, tatlı atmosferinin de detaylarına giriyoruz. Bunun dışında ama halkın cahilliğine de vurgu yapıldığını hissediyoruz hikayeyi okurken. Toplumları uyuşturmak için kullanılan en güçlü silahlardan birinin korku olduğunu anlatıyor kitap. Ve zaten Hüseyin Rahmi Gürpınar da son söz olarak bundan bahsediyor. Kitap bittiğinde çok tatlı bir filmi izlemiş, bitirmiş gibi hissettim kendimi. Ve ayrıca yazarın ileri zekasıyla beslenen güzel mizahından faydalanabileceğim birçok eseri var neyse ki diye düşündüm. Kuyruklu Yıldız Altında İzdivaç benim Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın okuduğum ilk kitabı. Aslında Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın başka eserlerini de bir şekilde biliyor olduğumu fark ettim. Fakat bunlar kitaplar olarak değil de Türk sinemasına çevrilmiş, çekilmiş örnekleri olaraktı. Mesela Gulyabani. Osmanlı'nın o son dönemindeki o konak ortamı, kadınların birbiriyle olan konuşmaları, iletişimleri çok enerjik bir şekilde bu kitapta da var. Kitabın ilk başları zaten komşu evlerde oturan bir grup kadının birbirleriyle haber alışverişlerini ortam edinerek başlıyor. Ve gerçekten de
yakında düşeceği söylenen bir kuyruklu yıldızdan bahsediyorlar. Çok hararetli ve enerjik bir şekilde. Özellikle bu ilk sayfaları okurken hem benim gözümde o konak ortamı, o kadınların kıyafetleri, birbiriyle konuşmaları çok güzel canlandı. Hem de kulağımda sanki bir radyo tiyatrosu dinliyormuşum gibi ya da bir Türk filmi seyrediyormuşum gibi çok güzel bir şekilde görsel ve işitsel olarak da canlandı. Kitabın tamamında bunu çok güzel hissedebiliyoruz. Gerçekten de o dönemi çok teatral bir şekilde çok güzel veren bir kitap. Bu benim çok hoşuma gitti. Biraz daha araştırınca ben bu eserinin de aslında TRT tarafından kısa bir iki bölümlük bir yapım haline çekildiğini fark ettim. İzleyince de gerçekten aslında birebir benim kitabı okurken gözümde canlanan görselliği o eserde de görebildim. Özellikle benim yaş grubumun seyretmekten çok keyif alacağı bir eser olmuş. Kitabı okuyup sevenlere, hatta kitap okumayanlara da ben bu TRT yapımını çok tavsiye ederim. Gencecik bir Mehmet Ali Erbil ve gene benim yaş grubumun çocukluğumuzdan hatırlayacağı bir televizyon kişiliği olan Cem Özer çok güzel bir şekilde rol almışlar. Ve kitabı okurken o diyaloglarda hissettiğiniz o neşeli enerjiyi, heyecanlı konuşmaları çok güzel bir şekilde yansıtmışlar. Özellikle yapımın ilk dakikalarını seyrederken kitabın ilk sayfalarındaki o ortamı birebir yansıttıklarını ve çok güzel canlandırdıklarını gördüm. Türk Edebiyatı ben gerçekten çok seviyorum. Okuması çok güzel ve keyifliydi. Hüseyin Rahmi'nin dili de çok akıcı. Tasvirleri çok güzel. Okurken tam olarak gözünüzde canlanıyor bir film sahnesi gibi ve çok keyif alıyorsunuz. Ben öyle hissettim. Mesela Emet Hanım'da yanlış hatırlamıyorsam bir küfeye düşme sahnesi var. Gerçekten gülerek okudum onları. Bunun gibi birçok bölümde çok güzel tasvirlediği, anlattığını düşünüyorum açıkçası. Hani eleştirebileceğimiz yerler de var. Şöyle ki baş karakterimiz İrfan aslında hani okumuş ve kadınların okumayışını, böyle boş şeylerle uğraşmasını, kendilerini geliştirmemesini hep eleştiren bir yapıya sahip. Fakat öyle bir gün geliyor ki kendisine işte hani kuyruklu yıldızlarla ilgili bu arada seminer verdiği sırada onu dinlediğini, bu kuyruklu yıldızla ilgili merak ettiği şeyleri soran bir mektup alıyor. Ve bu mektupla birlikte mektup gönderen kıza aşık oluyor. Yani aslında baktığınızda başında savunduğu şeylerin hiçbiriyle yaptığı davranış uyuşmuyor. Bir anda bir mektupla ki bilgi almak amaçlı yazılmış bir mektup olmasına rağmen direkt o aşka gelip bu şekilde yanıt veriyor mektuba ve ısrarcı tavrıyla devam ediyor. Hani tabii belki karşı taraftan da bu şekilde beklentiye girilerek yazılmış ama hani bu fikirde olan kadınları başlangıçta böyle kalıba sokan ve böyle düşünen bir karakterin hemen ilk adımda bu kadar geri adım atması biraz eleştiriz konusu gibi geldi açıkçası. İrfan hani hep dediğim gibi kadınlar hakkında farklı düşünmesine rağmen böyle sorular sorup daha bilimle ilgilenmiş, okumuş, işte bisiklet sürmeyi bilen vesaire bir kızla karşılaştığı anda da direkt onun güzel bir kız olacağını düşündü ve bu şekilde anlatıldı kitapta. Bence bu şekilde bir hani bunları bilen kız güzeldir mantığıyla yaklaşılması da biraz açıkçası hoş kaçmadı diyebiliriz. Kitap gayet keyifli, tatlı tatlı okunabilen bir kitaptı. Ben keyifle okudum. Okumak isteyenlere tavsiye ediyorum. Yazıldığı döneme göre 1912, ikinci meşrutiyet döneminden bahsediyoruz. İnanılmaz modern bir anlatıma sahip. Yani anlattığı konu modern değil. Böyle o dönemki halkı ve o geleneksel durumları anlatıyor. Diğer romanlarında da öyleymiş. Ama anlatım şekli bence modern. O dönem için çok beğenilmemiş hatta bu durum. Mesela bir roman akışını anlatırken hemen araya giriyor yazar ve işte başka bir olaydan bahsediyor veya dipnota geçiyor veya bir gazete haberini atlayabiliyor. Son derece eğlenceli bir ve akıcı bir anlatım olmasına rağmen böyle bir romanda sert bir ironi dilini de görebiliyorsunuz. Çok böyle yumuşak değil, fikirlerini çok düz ve sert söyleyebilen bir yazar hissi veriyor bana. O yüzden diğer kitaplarını da okumak için çok istek duydum. Hatta internetten bakınca bazı romanları döneminde yasaklanmış. Bu sebeple de oldukça merak ettim. Böyle kadın özgürlüğünü düşündüğünü, kadınlarla ilgili daha farklı nasıl olabilirler, yani bu konulara kafa yorduğunu da hissettim. Bana bu sebeple de çok keyif verdi romanı okumak.
Ay okuyamadım, bir daha okuyorum. Tam olarak algılayabilip ben hiçbir cümlede bir durdurur musun? Aa ben... Zamanı da çok güzel bir şekilde anladığımız güzel bir ortam vardı. Allah'ım dengemi kaybettim. Tatlı mizahından faydalanabileceğim bir çok eseri olduğu için de... Dur, biraz.